Şimdi bu yemekte lütfen yorum alacağım senden. Tamam. Ve çok uzatmadan, çünkü bayağı bir geçtik. Aç bakalım, açtık. Ve Kübra'nın tabağıyla başlamış olduk. Yani şimdi fellah köftesini ben kendim hiç yapmadım ama çok yedim. Biliyorum diyorsun. Biliyorum annem. Nasıl olması gerekiyor? Yani şeyi bir kere kıvamı tam tutması gerekiyor. Dağılmaması gerekiyor. Yumurtayla yoğuruyorlar. Öyle yani. Niye sordum sen biliyor musun Meltem? Öyle yenmez. Didikliyor ama. Abla, yemeği didikliyor. Öğreceğim. Fatih Bey lütfen. Bir tanesini tamam. Böyle yenmez. Çok alıyorum. Tamam, çok özür diliyorum. Evet. Senin için kocaman alacağım. Çünkü sosu bir tarafta kaldı, yağ bir tarafta kaldı. Oo. Ay acı mı? Yok, tatlı. Gerçekten yok. Tatlı getirdim. Çok mu acı? Yok, tatlı. Acı kesinlikle. Harikasın Tülin'cim. Oo, işte bu ya. Tadı, tozu, yağı yordu. Gözleri büyüdü. Ne oluyor kız? Kızım, kim mi çarptı? Çarpıldın mı abla? İyi misin? Tatlı. Lezzetinden konuşamıyorum. Ay Tülin, sen ne saftı? Kızın ya tutulur mu? Sen bir tadına bakar, Allah iyiliğini versin. Bayıldı lezzetten, bayıldı lezzetten. Su iç, su iç. Tülin çok korktu, bir şey oldu. Kulaklarından ateş fışkırıyor. Hediye getireyim. Elacı düşmesin. Aynen bence de öyle oldu. Aa, suyu bitirdi. Ana bundan az yoğurdundan al bari, o yoğurt keser. Yoğurt, ceviz al hayatım. Yaktın beni ben yapar. Seni yakan ben olayım hayatım. Başkası yakmasın. Vay görümce. Ay inanmıyorum ya. Bu nasıl bir acı? Nereden çerez bir anlatabildim galiba anlatırsan. Derdimi. Çağdaş iyileş birdenbire. Ha biliyorum. Ah bir ateş ver. Ateşi verdiler bana şimdi. Ay. Bugünden sonra yorum, hadi köfteleri yoğurum ya, köfteleri yoğurum. Vallahi köftelerini çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Sosu da çok hoşuma gitti. Acısıyla felaket, yani biraz şok geçirtirdi ama acıyla beraber, ki ben acıyı çok seviyorum. Ama direkt de almamak lazımmış. Onu anladım. Hani siz ikram edince dayanamadım. Hani dedim ya, ki Fatih Bey dedim ikram etti. Zehir olsa şimdi yerim zehir dedim, olsa değil mi? Şifa niyetine yiyeyim dedim. Ben oldum. Evet. Peki. Beğendi mi beğenmedin mi? Gerçekten çok beğendim. Beğendin yemeği. Evet, afiyet beğendim. Olsun Tülin ablacığım. Bu arada bir şey söyleyeceğim Fatma. Ay, genelde Kübra'nın yemekleri hep beğeniyor. Farkında mısın? El lezzetimden Fatih Bey. Öznur abla da beğeniyor. İç harçlarımın baharat dengelimi hep beğenir. Yani Çağdaş ablam da şimdi beğenir. Şimdi bu fellah köfteyi gerçekten yani... O fellahın sonu felaket olacak gibi. Hayırdır sen neyi beğeniyorsun öyle? Çok niye güzel olmuş. Harika olmuş. Canım, neyini kıskanacağım? Niye böyle açık açık söylüyorsun? Vallahi, onlar söylemiyor ben ama. Ben gerçekleri söylüyorum. Ben hayatım diğerleri söylemiyor. Söylemediniz mi? Hepsi üstün körü bir hayır, çok güzel. Kalk bir de alnından öp. Tamam, nasıl güzel yaptılar abla. Hepsi beğendi. Sen son şeysin diye şeffaf söylüyorum. Bak, bak. Tabii ki de benim tabağım ben hepsi beğendi. Ben de kadın demedim. Şeffaf bir kadın zaten ama. Niye çok beğendim falan diyorsun? Onlar öyle demiyor bana yani. Yok, bin derede nasıl getiriyorlar bebeğim? Söylüyorum. Ya tebrik eder, eder. Yani kalkıp da hani isterse çok beğendiyse... Vallahi dedim. Bir şey söyleyeyim Fatih Bey. Karışmaya hakkı yok bana. O zaman benim gezmeme de senin karışmaya hakkın yok. Parfümlerimi de millete ben aldım diye dağıtıyorsun böyle. Kendindenmiş gibi benim getirdiklerimi dağıtıyor ama dağıtıyor bir de marka ya. Fatma sana bir şey değil mi? Yarın getir kuzum, çatlat ona. Hepimize birer Dubai parfümü hediye et. Vallahi şey daha, olur. Oh, bir şey söyleyeyim kokalım. Mi? Her yerde senin kokun alsın. Fatma. Olur aşkım. Canım. Karışmaya hakkım var çünkü benim kardeşimin parası olmuyor. Hayatım o da benim kocam, sen de benim görümcemsin. O zaman benim de sana her türlü yorum yapmaya hakkım var. Bir şey söyleyeceğim şimdi, çok iddialı bir şey konuştu. Gelinler bu konuda ne diyor çok merak ediyorum. Kısaca laf almak istiyorum. Bu, bir görünce bunu söyleyebilir mi kardeşim, evlisin sen tabii ki değil. Hayır, söyleyemez. Niye söyleyemezsin? Kan bağı var. O bekarken geçerli. O bekarken geçerli, evlenmiş artık ailesi, önceliği her zaman eşi, çocukları. Kız bu böyle konuşuyor. Aynı şekilde şimdi evlense, görümcesi böyle desek öyle mi diyecek? Ya, sen bana karışamazsın diyecek görümcesine. Değil mi canım? Ben mi? Yok ben. Karışabilir. İzin veriyor. Yeter ki evleneyim de. Aynen öyle. Aynen öyle. Yeter ki olsun. Torba dolsun. Onların kendi bütçeleri artık. Bence sen karışamazsın.
Vallahi ben aileden... Kız boyun kadar yeğenim var. Daha ne yorum yapıyorsun? Neye karışmaya çalışıyorsun sen? Benim kızım senin boyun kadar. Fatma, o anneni götürüp onu götürememenizden yakınıyor. Derdi anneni o. Her yere bugün de video geldi ama ya. Bir kere görümceni tatile bir yere götürmemişsin. Onu bile kuliste konuşursunuz devamlı. Ben sadece biraz dedim, uzattınız. Evet. İkinci tabak, şirinin tabağı açılsın! Biber yemeyeceksin herhalde. Yok, yemeyeyim ya. Tamam, peki. Daha hala... Yeye çerez niyetini at ağzına, iyi olur. Sadece bunu ye hayatım. Şimdi şöyle, sosunu gerçekten beğendim seninkini de. Ama bir Kübra'nın köftesiyle karşılaştırdığına Burcu'yu daha görmedim ama... Kübra'nınkiyle seninki bir değil. Çünkü ben çok yedim fellak köftesi. Annem çok güzel yapar. Yani onun şeyiyle, köftesiyle senin köftenin arasında biraz şey var. Biraz değil, doğrusunu söyle. Neyi biraz değil? Daha, değil. Mesela... Bu köfte daha mı iyi? Aynen öyle. Ha. Yani tamam, daha iyiyse mesela ama neyi daha iyi? Ya. Şeyi çok güzel. Yani... Bu daha lezzetli geldi. İçini lezzet eminmiş, olarak. Lezzet sosunu olarak. Komple çekmiş içini sanırım. Ha, onu aynen, aynen, aynen. Ama şey, seninkinin de sosu çok güzel ama köftede bir yabanlık var yani. Başka bir şey yok. Tabii ki daha ya bir açık konuşun. Nasıl olsa puanlarınızı görüyorlar. Yani açık konuşun. Sen işte kibarlık olsun diye konuşmayın. Söyle. Söylüyorum, baksana beni bu açık. Yani renk vermeyeceğiz, şey olacak diye tabii böyle bir kısılmalar, bir şey lafı şuradan aldı, buradan götürdü. Ben hiç öyle yaptım mı? Yaptı. Böyle yapıyorsunuz. Söyle. Abla söyledi ki ne? Tabii ki de Kübra'dan daha güzel yapamazsın de. Evet, estağfurullah. Öyle, yani öyle tabii de ki de değil de. Hayır, öyle de şu, olmaması bu köfte lazım. Daha iyi dedi. Bir kere burada her şeyden önce emek var. Ha bravo, bak gördün mü? Demek doğru. Yani ben emeğe inanılmaz saygılıyım. Çünkü ben de emekçi bir kadınım. Her ne kadar yemek yapmasam da tatmasını da iyi bilirim. Afiyet olsun. Sağ ol. Şirin, sosu çok güzel olmuş gerçekten ama dediğim gibi Kübra'nın fellak köftesiyle seninkinin arasında biraz fark gördüm. Daha şeyinki içini iyice emmiş. Belki de zamandan dolayı mı bilmiyorum, sostan dolayı mı? Yani Kübra'nın tabağı daha iyi seninkinden. Peki. Ha. Üçüncü tabak. Burcu! Açtık. Ne oldu? İyi misin? Ya yok. Burcu şey, biraz az mı haşladın? Yok, bayağı haşladım. Yani şey... Yani çok kaynar suda haşladım. Biraz haşlanmamış. Büyü... Çilin tadı... ablacığım, sen onun tadını alamadın. Bir tane de biberli benimkini yer. Biberli benimkini. Küp, yapmayın beni. Yok, biberli evi olman dolayı. Yok, gerçekten yani, bak. Biber alamaz, hayır. Benimkini de biberli. Gerçekten şimdi yani... Ne aldın? Düğü tadı aldım. Düğüyle yapılmıyor mu bu? Düğü ne? Düğü. Bulgur yani. Bizde bulgur bizim orada da düğü derler. Düğü de. Ona bizde düğü derler. Yemeklerde derler. Simit yiyorlar, düğü de diyorlar. Sosu çok güzel emmiş ama haşlamada herhalde büyük bir ihtimalle şeyi alamadım. Simitin tadını aldım diyor yani, o simit tadı aldım diyor. Kokusu vardır ya. Aynen evet, onun yani biz simit deriz ona. İnce bulgur. İnce bulgur demek istiyor. Biz ona düğü deriz. Angaralılar düğü der canım. Ben de bir tabağa böyle bir yorum yaptım ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Hatta şunu bir söylemeyin. Böyle bir yorum yapmıştım. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Yani şey, o bir kokuyu aldım. Evet, o da büyük ihtimalle olur. Her ne kadar yemekten anlamasam da damak tadım ya iyidir. Ya şunu baskılamana gerek yok yapmış. Sürekli. Burada şu anda görevim var. Ne diyorsun canım ha, öyle? Tamam. Allah Allah. Hani diyorlar ya. Ay yok. Düğü tadı aldım ama haşlama, hani biraz daha haşlasaydım bence daha iyi olurdu. Sosu? Abla, sosu çok güzel. Abla zaten Burcu hiçbir zaman pişmiş bir tabak getirmedi buraya. Çiğ bir tabak getiriyor yani. Niye böyle bir şey söylüyorsun, algı yaratıyorsun? Yani algı yaratmıyorum hayatım. Pişmiş. Konuşması bitti, ben söyledim. Genelde öyle oluyor yani. Ya hamur oluyor ya pişmemiş oluyor. Bir şeyler eksik oluyor sonuçta. Fatih Bey, Fatma'nın yerimde gözü var. Aa, hiçbir zaman. Gerçekten. Yerimi hiçbir zaman kaptırmadım ki. Yerdesi oluyor. Ya hani ben konuşuyorum ya böyle hani. Hiçbir zaman en altta olmadım. Olmak da istemem. Bugün konuşmadım, az konuştum. Bak moralimiz bozuldu. Ablam hastalandı, o yüzden sana meydan kaldı. Ay, beraber Çağdaş abla, ilk yerinde sen zaten gidiyorsun. Hep... Kız!
Ya süper. Fatih Bey, kıskandım. Ay nasıl mutlu. Bu şimdi puanları da yanlış gibi sevinçten. Bu bir tango mu, salsa mı? Vals ve anlamışsınız. Fatih Bey görmediniz, içeride de koşuyordu. Öncelikle eline ve emeğine sağlık. Gerçekten. Sonuçta emek verdin. Ama maalesef köftesi istediğim kıvamda değildi. Üzgünüm. 3 veriyorum Şirin. Gerçekten Antepli'nin hakkını vermişsin. Her şeyle çok güzeldi. İnanılmaz derecede beğendim. Puanım sana 5 Kübra. Eline emeğine sağlık. Sosu çok güzeldi ama köften az pişmişti. O yüzden puanım 4 Burcu. Salçasız, yağsız, tamam, yedik bitti. Olmaz. Bak, ama yedik bitti. Hayalini bile kur. Hayatım yedik bitti. Bak minicik bir bebe ne kadar lezzet verdi değil mi Burcu? Burcu ısırdı, lezzetine lezzet kattı dedi. O senin kırmızı renk vücudunda kan akmasa ölürsün. Salça da öyle, biber de öyle. Masamız tamam, da kırmızı. Tamam aşkım yedik bitti onu. Olsun aşkım, yemeye devam edeceksin yaşayabilmen için. Tamam biz yedik için bitti. Kalp. Hadi bu hafta salçadan geliyor, Antep'ten geliyor da biz her hafta burada farklı şehirleri gördük. Hayatım bundan sonra da salçası zaten yemek olmaz. Her zaman göreceksin. Ben olayım mı olmayayım? Her zaman. Ay Fatih Bey. Ay, yani ben orada ama puanlama yapıyorum. Siz burada vakit dansı. Ne oldu? Tamam, yani oldu mu hiç? Neden ne oldu ki? Ben de yapabilirim. Bir de darbu kabana çalalım. Hayatım kameramızda salsa eğitmeli. Onu bir deneyelim dedik. Sana dök düştü. Darbu kabı çalmak istiyorsun. Evet. Darbu kabı getirin çalsın. Yok canım ben dans edeceğim. Darbu kabı çalsın. Hayır. Darbu kabı çalsın sen oyna. Mezleke istiyor. Mezleke. Bak şöyle yapalım. Siz burada kalkın oynamaya başlayın. Ben de gidip içeride günün birinci sıra çıkmayayım. Ver davrukayı be! Sevgili seyirciler, geldik bugünün sonuna. Bugün bu 5000 lirayı kim kazandı? İlk önce puan durumunu söylüyorum. Şirin 11 puan. Burcu 11 puan. Kübra 15 puan. Fatma 20 puan. Böylelikle 5000 lirayı Fatma kazanıyor. Efendim program sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Nav ekranlarında olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Fatih'le gelin görünceye bekliyoruz.